Kripto Coin çarşısından selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet, yeni bir videoda tekrar sizlerle birlikteyiz. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman söylediğimiz gibi kendinize yatırım tavsiyesidir. Ani gelişmelerden haberdar olmanız açısından. Evet, Total 2 ile giriş yapıyoruz kardeşlerim. Total 2'de yani bu ne demekti? Altcoin'lere para girişi var mı? Altcoin'lerde Neler dönecek? Arkadaşlar şu an %1.49'luk tekrar giriş var. Neydi dün? 1.5 trilyon doların üzerinde demiştim. Şu anda 1.6 trilyon doların üzerinde. Yani girişler yoğun bir şekilde devam ediyor. Çünkü yıl sonuna kadar bizim çok rallilerimiz olacaktır kardeşim. Bunun için bunu herkes biliyor zaten. Büyük balinalar zaten bu işin içinde. Onun için bu piyasa son düzlüğe çıkmış durumda şu anda. Yani buradan kopan kopacak, öne geçen geçecek. Onun için takip etmekte yarar var. Tabii ki gelişmeleri Telegram kanalında sizlere not olarak düşeceğiz. Evet, dominans. Dominansta da bakınız. 44'e yaklaşıyor dominans. Bu ne demektir? Dominans ve Bitcoin yükselirse, ikisi birden yükselirse, altcoinler kendine yol henüz bulamaz. Bekleme aşamasındadır. Çünkü Bitcoin ve dominans doyum noktasına ulaşacaklardır. Ardından artık diyeceklerdi ki altcoinler hadi sıra sizde yol sizin. Bu da Bitcoin'in 70 bin dolarlara tekabülü demektir. 70 bin dolarlar da doyum noktasıdır ve altcoinlerin uçuş rallisi Bitcoin'in 70 bin dolar ve üzerine çıktığı anda başlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki burada anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir. Evet, geceki bir önceki videomda gece açılış ve kapanış videosu yaptık. Uyumadık, bekledik kardeşlerim. Çoğu arkadaşlar sabah kalktığında bu videoyu izlesinler diye. E, bu durumda ne oldu? E, bazı altcoin'lerde tabi geri çekilmeler varken Bitcoin ve e, yine bazı altcoin'ler yeşilli açıldı. Devam ediyor yeşilliği. Evet. Bitcoin 65 bin dolar, 64-65 bin bir anda buldu. Şu anda 66 bin doların üzerine geldi. %4'ün üzerinde bir yukarı yönlü hareketi var. Peki bu grafiğimiz neyin nesi? Karşımızda gördüğümüz grafik e, Bitcoin grafiği ve Ichimoku, Hinoki Hino, bulut indikatörüne göre yükselişi devam ediyor. Yoğun bir şekilde de alışının olduğunu altta görüyoruz. Peki bu grafiğimizdeki özellik neydi kardeşlerim 1 26 bar geriden gelen bulut indikatörümüze göre bulutun üzerinde olması lazımdı. 2 bu Mum hareketlerinin bulutun üzerinde olması gerekir aşağıdan yukarı gelen mavi ve kırmızı çizgi kırmızı mavinin üstünde olması gerekir ve 26 bar devamındaki gelecekteki e, bulut rengi ise yeşil olmalıydı yani dört işlemin Dördünün de tamam olması gerekir ki biz bu enstrümanı yükseliyor diyebilelim. Bunun yükselişi için 4 işlemimiz tamamdır. Öyleyse Bitcoin'de de yükseliş devam edecektir. Anlamını taşıyoruz şu andaki saatlik grafiğimizde. Evet Bitcoin'de yön yukarı kardeşlerim gidecektir. 60, şu anda 66 zaten geçen hafta demiştim ben bu hafta sonuna doğru e, Bitcoin 70 bin ama gerçekleşmedi ya 66 oldu. Tamam. E bir hafta 2 gün, 3 gün gecikme olabilir bu piyasada. E, her zaman 12'den vuramıyoruz biliyorsunuz. Geldik Ethereum'a. Ethereum'da da kardeşim aynı şekilde bulut indikatörümüze göre yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Çünkü 4 işlemin 4'ü de tamam görünüyor. Hatta ve hatta bulutun biraz daha kalınlaştığını görüyoruz. Eğer bulut kalınlaşırsa yani yükseliş o kadar sağlam anlamını taşır. Alışların olduğunu görüyoruz. Peki bu durumda bir de osilatörümüz ne diyor bize Ethereum için? Al ve güçlü an sinyalini veriyor zaten. Evet bu indikatörümüze göre Ethereum gidiyor kardeşim. Şu anda 4719 dolar 5000 dolara gelmesi an meselesidir Ethereum'un. Tabii ki hedeflerimiz 7000, 8000, 10, 12000 şeklinde ee, devam edecektir Ethereum'da. Diğer bir altcoin'imiz nedir? XRP Ripple'dır. Ripple'a dikkat dedik birkaç gündür. Ripple bakınız şuradan başladı. Yani 6 Kasım'da başladı yükselişine. Güney yükselişini devam ettiriyor. Düşen takoz yükselen grafik. Siz buna flama da diyebilirsiniz. Ee, düşen takoz yükselen grafik şeklinde güneye doğru yükselişi devam ediyor. Bizim için güney yükselişlerinin önemini belirtmiştik. Sürekli yükselir ama az az yükselir. Güney yükselişi bu. Ha, bakmışsınız bir anda bir anda rally de gerçekleştirebilir. Sadece takip edilmesinde yarar var diyoruz. Evet Ripple için diyebileceğimiz son bu kardeşlerim. Geldik Shiba'ya. Shiba uçuşa başlıyor kardeşim. Bakınız bir anda 4-5 gibi yükselişi başladı. Şiva'da tekrar bir e, yukarı yönlü hareketin olduğunu Şiba için söyleyebiliriz. Gidecek midir? Şiva çok dinlendi. Şu anda nerelere geldi? Tekrar 0.0 58'lere kadar geldi. Şiva dedik 58'lere geldi. 58'de geçmek üzere. E gidebilir mi? Arkadaşlar takip etmekte yarar var. Bakınız bir anda hareketlendi Şiva alır başını gidebilir diye düşünüyoruz Çünkü birkaç günden beri e, düzeltmelerini yapıyor 54'lere kadar çekildi şu anda tek bakınız 58 ve üzerindeyiz e, geri çekilebilir de yani burada e, bir yukarı yönlü hareketin yapabilmesi için birkaç hamleye ihtiyacı var o hamleleri de gerçekleştirirse tekrar gördüğü yerlere test edebilir bugün diye söyleyebiliriz Shiba'da. Zaten Telegram kanalımıza da Shiba için hareketlendiğini söyledik. O zamanlar yükselişte değildi. yüzde bir gibi kırmızıdaydı. %3'ten bile geldi. Ve dedim Shiba'da bir hareketlenme var. Ondan sonra da %3-4 gibi bir yukarı yönlü attı kendini. Takip etmekte yarar var Shiba'yı da diyoruz. Evet doge bugün e, açılışı yeşille yapmıştı bakınız güzel bir mum dikti yüzde aşağı yukarı onluk bir yükseliş yaptı doge Peki bunun sebeplerinden neler olabilir bugün arkadaşlar Tesla seosa Musk, Twitter'daki ismini lorda etki olarak değiştirdi Peki bunun popüler meme kripto para birimi doge ile ilgisi var mı Kardeşlerim Evet Doge dogecoin kurucusu Bill markus'a göre Evet olabilir, ilgisi olabilir diyor. Niye? Musk'ın Twitter'daki isminin değiştirmesi Markus'a e, Marcus'a göre olabilir anlamı. Bu isim Lorde etge kelimeleri anlamını taş ne anlamını taşıyor? Çünkü ismini Lord, e, şey Lorde, Lorde olarak Twitter ismini Musk'ın değiştirdiğini söyledik. Peki bunun kelime anlamı ne? Evet. Elderdoga yani yani kelimenin bir e, anagramı olduğunu söylüyor. Markus'a göre bu durum kasti olarak yapılmış da olabilir diyor ama sadece bir tesadüf de olabilir diyor. Yani kesin bir şey diyemiyor. Elderdoga birebir çeviri yapıldığı zaman bize göre karşılığı şudur kardeşim. E, elder kelimesi aynı zamanda kıdemli kelimesi. Yani bir de yaşlı Doge anlamını da taşıyor, bakınız Elder kelimesi yaşlı Doge anlamını da taşıyor. Peki bu fiyatlandırdığımı Dogeyi olabilir kardeşim. Bu e, Twitter'daki isim değişikliği e, tabii ki Dogeyi fiyatlandırmış olabilir. Ayrıca Doge e, Doge koyunun Kore 1.14.5 yüksel, yükseltmesi geliyor. En büyük destekçisi Musk dogecoin işlem ücretlerinin düşürme gelişimleri hakkında tartışmalara dahil olmuştu daha önce biliyorsunuz Haziran ayında bu konuyla ilgili artık güncellenmesi gerektiğini de vurgulamıştı. Peki Elon Musk'ın Tesla hisselerini, Musk'ın hisse satışı piyasayı hareketlendirdi mi? Hareketlendirdi kardeşim. Piyasaya yer adımı yaradı. Hangilerini hareketlendirdi? Bitcoin hareketlendirdi, Ethereum hareketlendirdi, Doge'yi hareketlendirdi. Evet, birkaç tane altcoinler de bunların nasibini almış görünüyor an itibariyle. Evet, Doge'de durum bu kardeşim. Doge şu anda 0.28'in üzerinde bakınız. Ne gelmiş Doge için sinyal? Al, güçlü al sinyali gelmiş durumda. %6'ya kadar geri çekildi an itibariyle bakınız şu. Kuzey yükselişi yaptı. Bu kuzey yükselişinin her zaman e, tehlikeli olduğunu söylüyoruz. Ama ve velakin bulut indikatörümüze göre de ne var? Yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Çünkü 4 işlemin 4'ü de tamam görünüyor alışların da olduğunu doge için söyleyebiliriz. Bakınız aşağıda yeşil alışların da devam ettiğini söylüyoruz doge için. Bakınız ee, Dogelon Mars'a da baktığımızda onun da yükselişinin devam ettiğini bize bulut indikatörümüz söylüyor. E devam edecek mi? Edebilir kardeşim. Şu an %12'lik yukarı yönlü hareket var. Fiyatın ellerde 5.0 20'lerde. Yavaş yavaş bu da yukarı yönlü devam ediyor. Bir de Litecoin'de hareketlenme var bugün. Bakınız Litecoin kardeşlerim %4'e yakın yukarı yönlü ve 209 doların üzerinde. Bulut indikatörümüz Litecoin'de bir yükseliş trendinde olduğunu görüyor. Birinci işlemimiz tamam. Mum hareketleri tamam. Kırmızı da tamam. Öyleyse 26 bar devamındaki mumun renginin de yeşil olduğunu söylersek Litecoin için yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söyleyebiliriz. Vechain'e bakıyoruz. Vechain'de de bakınız aynı şekilde ee, bulut indikatörümüz her ne kadar şuradaki biraz daralsa da yükseliş trendinde olduğunu bize söylüyor. 0.16 dolarlarda tek tek gidiyor bu. Alışların olduğunu, satışın bittiğini Vechain'de de görüyoruz. Engine'e bakıyoruz kardeşlerim. Aynı şekilde Engine için söyleyemiyoruz. %3'lük geri çekilme 3 dolar 20 seviyelerinde an itibariyle. Bulut indikatörümüz der ki şu anda engine bulutun altında yükselebilmesi için üstüne çıkmasını beklemeniz gerekir diyor. Şimdilik bunda bir hareket yok anlamını söyleyebiliriz. Mana için ne diyor e, bulut indikatörümüz? Mana için de diyor ki ben şu anda bulutun içine girdim. Bulutun içinden aşağı ya da yukarı ters bir hareket yapabilirim. Ben bulutun içindeyken arkanıza yaslanın beni seyredin. İşlem yapmayın diyor. E, çünkü buradan bir kırılım Çift yönlü bir kırılım gelebilir diyor. Eğer yukarı başlatırsam bulutun üzerine çıkmaya başladığımda ben de işlem açabilirsiniz diyor. Bulut indikatörü bize mana için bunu söylüyor. Peki çiliz için de aynısını söylüyor kardeşim. Ben diyor şu anda bulutun altındayım. Bulutun üzerinde çıkmamı bekleyin. Birazcık daha yatay seyrimi sürdürebilirim diyor çiliz için. Çilizde fiyat ne? Evet ee, 0.46'larda tekrar. 50'lerin üzerinde tutunamadı şimdilik. 40'la ile 40 40, 45 50 arasında mekik dokuyor Çiliz. The Sandbox'a geri çekilimin devam ediyor. Aynı şekilde düşen bir trend. Bulut indikatörümüze göre yükseliş trendinde olmadığını Sandbox'in için söyleyebiliriz. 2,5 dolar seviyelerine kadar ne yaptı? Geriledi The Sandbox. Clear Network bakınız yavaş yavaş ben de işlem açabilirsiniz diyor. Ben bulutun üzerine atıyorum kendimi diyor. Ama e, henüz komple yükseliş trendinde olduğum söylenemez. Söylenebilmesi için bulut indikatöründeki dört işlemi tamamlamam lazım diyor. Yavaş yavaş birini tamamladım. Şimdilik biri tamam diyor. Diğerlerine doğru gideceğiz diyor. An itibariyle 0.11'lerde 1.80'lik bir yukarı yönlü hareket var. Eğer şurada iki işlemi daha tamamlarsa bu da yükselişi sürdürebilir Clear Network. Geldik M2'ye. Bende diyor yükseliş devam ediyor. 300, 3160 dolara kadar çıktım şu anda diyor. Evet dün söyledik. Tekrar buraları test edecek dedik. 320 dolarları hatta test etti. Evet şey 3200 dolarları test etti. Arkadaşlar an itibariyle güzel bir yükselişi var. 3500 doları her an görebilecek potansiyele sahiptir MKR. Linke bakıyoruz. Evet Chainlink için de bulut indikatörümüz ne diyor bize? Ee, yukarı yönlü bir hareketimin olduğunu ve yükseliş trendinde olduğunu bize söylüyor. Güzel bir mum hareketi var. Alışların olduğunu ve şu anda da %6'ya yakın yukarıda 34 dolar ve ben diyor artık 50 dolarlara doğru yolumu bulmaya çalışıyorum diyor. Chainlink'e dikkat. Teta'ya bakıyoruz. Teta için aynısını şimdilik diyemiyoruz. Küçük çaplı yukarı hareketi olsa da yükseliş trendinde bulutun üzerine atması gerekir. Kendini ama ve lakin bakınız burada kırmızı mavi yukarı yönlü kesmiş durumda gidebilir yukarı yönlü diyebiliriz. Çünkü alışlar da var bu kesim önemli biliyorsunuz. Geldik Cardano'ya. Cardano için bulut indikatörümüz hala bende diyor yükseliş trendi devam var. Arkadaşlar bu 26 var geriden gelen ne diyor? Bulutun üzerinde mum hareketleri bulutun üzerinde kırmızı yukarı yönlü kesmiş durumda. E, 26 var devamı da yeşili gösterdiği için ne diyor e, kardan için ne diyoruz? Bir yukarı yönlü hareketin olduğunu küçük de olsa görüyoruz. Geldik aksa. Aks şu anda bulutun altında ve yatay şekliyle devam ediyor. 154 dolarlarda 150 ile 160 band aralığında şimdilik gidiş gelişleri var. Bir an e, rally yapması gerekirse bulutun üzerine önce atması gerekir kendini diyoruz. Arkadaşlar Avax hedefimize yılbaşından önce ulaşıyor. Dikkat! Avax bugün 100, te 100 dolar olabilir. Niye? Şu anda 93 dolar zaten. Olabilir. Yılbaşına kadar size ne dedim? 30 dolar, Bir ara 50-50 küsür dolarlara çıktığında tekrar 30-32 dolarlara gerilediğinde hocam dediniz Avax için 100 dolar hedefiniz devam ediyor mu? Ben ne dedim? Ediyor kardeşim. Avax 100 doları bulacaktır. Evet ne oldu? Ee, geldik. Ne kaldı? 7 dolarımızdan daha az bir e, fiyatlama kaldı. Eğer 6,5-7 dolar daha bir fiyat ilave ettiğinde 100 dolardayız. Yani ondan sonraki hedefimiz ne olur? Artık gider 150-200, 10-10 değil hedef. 50-50 hedef koyabiliriz artık Avax'a. Çünkü Avax çok iyi bir yerlere gelebilir kardeşim. Bu fiyatları da Avax'a daha dürbünle arasak bulamayabiliriz. Tabii ki hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Geldik Solon'a. Solon'a geri çekilmelerine devam ediyor. Şu an 245 dolarlarda bakınız. E, bulut indikatörümüzün altında ve bulutun içine girdiği anda yine takip edilmeli diyoruz. Mati'ye bakıyoruz. Matik'te bulutun üzerine her ne kadar atmış olsa kendini de 26 var geriden gelen e, bulutun altında. Bir tane işlem noksansa 4 işlemden yükseliyor diyemiyoruz henüz. Geldik San'a. Sanda kardeşim bulut indikatörümüze göre yükselişin devam ettiğini ve 4 işlemin 4'ünün de e, tamam olduğunu görüyoruz. Sandan yükseliş devam edebilir. Algorant'a bakıyoruz. Algoranta'da da yüzde birlik bir yukarı yönlü hareket var. Fakat yükseliş trendinde olduğunu bulut indikatörümüz ne diyor saatlik grafinde? Ben diyor Algorand'ı tekrar 2 doların üzerine taşıyabilirim diyor. Çünkü alışların da olduğunu, bulut indikatörümüzün de 4 işleminin 4'ünün de tamam olduğunu bize burada gösteriyor. Tron'da var mı bir şey? Bakıyoruz. Evet Tron'da da yükselen trend var kardeşim. %3'e 2.5'ün üzerinde ve 0.10 doların üzerinde bulut indikatörümüze göre bir yükseliş olduğunu Tron'da da söyleyebiliriz. Evet geldik XTZ'ye. XTZ için herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Hala bir yatayda. EOS'a bakıyoruz. EOS'ta da yukarı yönlü bir hareket var. E, destek dirençlere kardeşlerim nerede kalır, nereye gider onları akşamki videomda inceleyeceğim. Şimdi şöyle genelde sizin isteklerinizi yükseliyor mu, düşüyor mu, yükseliş trendinde mi, yükselme potansiyeli var mı onları inceliyoruz. E, bilginiz babında bulut indikatörümüz bize bu konuda ne söylüyor onu inceliyoruz kardeşim. Evet EOS'ta yükseliş başlamış gibi görünüyor. 4.6'larda şu anda bulut indikatörümüze göre yön yukarıda alışlarında olduğunu fiyatında 4.66 dolar olduğunu söyleyebiliriz. BitTorrent için. Arkadaşlar BitTorrent'te de yavaş yavaş yukarı yönlü hareket başlıyor. Şu an 0.040'larda. Evet 40'ın üzerinde kaldığı sürece BitTorrent'ten yükseliş gelebilir demiştim. Her an olabilecek durumda artık takip Bitcoin BitTorrent içinde takip başlamalıdır diye düşünüyorum. A ve şimdilik bende diyor işlem yapmayın. Ben bulutun içine girdim. 323 dolardayım. Biraz yatay seyredebilirim diyor. Keza Mina buluta bakınız. Kırmızı mavi aşağı yönlü kesmiş durumda. 26 bar önceki de. Bulutun altında ben diyor şimdilik yükselen trendimi bıraktım. Yataya döndüm diyor. TLM'ye bakıyoruz. TLM'de de Aynı şekilde bir düşen trend bulutun içinde tak, e, mum hareketlerimiz beni diyor? Bekleyin diyor. Bulutun üzerine çıkmam lazım ya da buradan aşağıya dönebilirim diyor. Evet TLM de bunu söylüyor bize. TVT de aynı durumda kardeşim. Bulutun altında hareket ediyor. Herhangi bir yükseliş potansiyeli yok şu anda. Van'a bakıyoruz. Van arkadaşlar, van'da var. Bakınız. E, var de, derken Geri dönmüş kardeşim bakınız bir işlem noksan bir işlem noksan olduğu zaman van içinde biraz yatay 0.30 0.29 seviyelerinde biraz yatay seyredebilir satışta olduğunu van için söyleyebiliriz. Holochain de aynı şekilde onda da henüz bir yukarı yönlü hareketin olduğunu söyleyemeyiz küçük çaplı bir geri çekilme var bulut indikatörümüzü ne diyorsa biz şu anda onu söylüyoruz kardeşim bu bulut indikatörümüzün size tercüme ediyoruz. Evet geldik VÇİN'e. VÇİN için bulut indikatörümüz ne diyor? 26 bar geriden gelen bulutun üzerinde. Mum hareketleri bulutun üzerinde. Kırmızı, mavi yukarı yönlü kesmiş durumda. 26 bar devamı yeşil. Alışlar tamam. Ben diyor yükselişime ad adım adım devam edeceğim diyor VÇİN. 0.16 dolarlarda. Atom kardeş %2'lik yukarıda. ama velakin. Bulutun üzerine henüz atamadı. Bakınız, Burası da önemli kesişme var. Her an çıkabilir, yükseliş trendine atom karınca girebilir. Phantom, Phantom'da trend devam ediyor. Phantom'da güzel bir yerler gelir arkadaşlar. Phantom'dan çok güzel yükselişler gelebilir. 287'lerde 3, 4, 5 dolar yolculuğu Phantom için gelebilir. Bulun de bunu onaylıyor. dota bakıyoruz. Dotta da güzel bir gelişme var. Yukarı yönlü hareket var. Kırmızı mavi kesmiş durumda. Bulutun üzerinde. Evet, DOT'ta da 53 dolar, DOT 100 dolar yolculuğuna her an başlayabilir. Dikkat diyoruz. Alice, onda da yükselişimiz var. Küçük çaplı ama bulut indikatörümüze bakıyoruz. Bulut indikatörümüzde onun yukarı yönlü olduğunu bizlere izah ediyor. Ben de de diyor, bir yükseliş trendi var kardeşim diyor. Atlas'a bakıyoruz. Atlas'ta da yukarı yönlü bir hareket var. Bulut indikatörüne göre Atlas yükseliş trendinde kardeşim. 4 işlemin 4'ü de tamam. Farklı bir şekilde tamam. O da %15 yukarı yönlü harekette. 0.19 dolarlarda. Evet. Devam ediyor yolculuğu. Oral Child'e bakıyoruz. de bakınız birinci işlem tamam. İkinci işlem bulutu şey, mavi aşağı yönlü kesmiş. Öyleyse Oral Child için tekrar yukarı dönebilmesi için bulutun e, mum hareketinin yukarı dönüp Şuranın da tam e, yeşile dönmesi lazım. Küçük çaplı yatay şekliyle devam ediyor. 6'lık bir yukarı yönde 0.54 dolarlarda. Oral child. Nano teknolojisine bakıyoruz. Nano'da da yüzde 4'e yakın bir yukarı yönlü hareket var. Bulutun üzerine çıkmış bakınız dikkat. Kırmızı mavinin üstünde yeşil nano yükseliyor kardeşim. 5.87 doları bir anda görebilir. CFX hayır. CFX için herhangi bir... Ee, olumlu pozisyon görünmüyor. Şimdilik yatay seyri devam ediyor. 0.33 dolarlarda. Raca'ya bakıyoruz. Raca keza o da öyle. Fakat Raca bulutun üzerine atmaya çalışıyor yeşilleri. Yakmış durumda takip edilmeli. Geldik Crypto.com'un tokenine. Arkadaşlar bunun yükseliş trendi devam ediyor. Şu an 0.38'lere geldi. Bakınız dünkü önceki gün bir düzeltme yaptı şu satışın ardından. Tekrar yukarı yönlü hareket. Yarım dolar yolculuğu başlıyor bunun. da dikkat. Cehare'ye bakıyoruz. Evet, cehare'de e, yükselişin ardından bir düzeltmeler yaptı. Tekrar bir dolar yolculuğu başlayabilir mi? Önce bulutun üzerine atması gerekir kendini diyoruz. Bata bakıyoruz kardeşlerim. Bat da aynı şekilde bulutun içinde kalmaya çalışıyor. Yani bu ne anlama geliyor? Yatay serini koruduğu anlamına geliyor. Selülüme bakıyoruz? XLM arkadaşlar onun da bir yükseliş trendinde olduğunu söyleyebiliriz. Bulut indikatörümüze göre XLM'de devam ediyor yoluna dikkat diyoruz. Evet. XLM'de yoluna devam ediyor diyoruz. Neo'ya bakıyoruz. Neo 47 dolarlara doğru gidiyor arkadaşlar. Bulut indikatörümüze göre Neo yükselişe başladı. Dikkat 50 dolar ve üzeri her an gelebilir. GRT'de durum GRT şimdilik biraz karışık kardeşim. Takip edilmeli. Fiyat olarak da 1 doların üzerinde seyrediyor. Jos Jos'ta bakınız yükseliş trendi güzel bir şekilde güney yükselişi başlamış oluyor. Başlamak üzere bunu da takip edilmeli. 0.0 22 dolarlarda an itibariyle fiyatı. Ama koti için de aynısını diyemiyoruz. Şu anda bulutun altında devam mı bekleyip görmek lazım. Evet Kurve dağı token'e. Onun da bakınız kırmızı şurada aşağı yönlü kesmiş. Şu anda 4 e, bir birazcık geri dönebilir dikkatliyoruz. Ama 5 dolar ve üzeri yolculuğu her zaman mevcut arkadaşlar. SLP'de bakınız bir işlem yapmayın diyor. Şu anda bulutun altındayım hala. E, bulutun üzerine çıkmam lazım yükseliyor olabilmem için diyor. LRC'ye bakıyoruz. Leoping kardeşlerim trend olarak yükselişte. Bakınız bulut indikatörümüze göre söylüyorum. Ve bütün 4 işleminde 4'ü tamamdır. O gidiyor 1.5-2-2.5 dolar şeklinde. Artık 3 ikisi yaptı zaten. Duruş dur, durmak bilmiyor. Leoping durmak bilmiyor. Evet. Bunu zaten daha önceki altcoin sepetimde sizlere vermiştim. Bol kazançlar, güzel paralar kazandı sepet yapan kardeşlerimiz. Evet, RSR'ye bakıyoruz. RSR'de de yukarı yönlü bir hareketin olduğunu söyleyebilmemiz için 4 işlemin tamam olması lazımdı. Burada da şu işlem tamam değil. Diğerlerine de bakmaya gerek yok. Ki arkadaşlar o da yatay şeklinde. An itibariyle bulutun üzerine çıkmaya çalışsa da diğer işlemler tamam değil. Ref'e bakıyoruz. Ref, evet kırmızı mavi aşağı yönlü çekmiş durumda. Biraz daha yatay gidebilir. Raven tatlısına bakıyoruz arkadaşlar. O da bulutun altında. O da bir müddet daha devam edebilir yoluna. X seçe bakıyoruz. X seç bulutun içinde diyor. Ben de işlem yapmayın an itibariyle. Ben diyor biraz daha yatay yoluma devam edebilirim diyor. SNX bakınız tekrar bulutun üzerine atmaya çalışıyor. Şu işlemde tamamlandığında bir yükseliş türevine sahip olabilir. Yine dikkat 10 doların üzerinde. İnternet computer yani ISP arkadaşlar. O bir yükseliş trendinde 4 işleminde 4'ü tamamdır kardeşim. Ben diyor yükseliyorum diyor internet kompütür şu an 54'lerdeyim. Benim hedefim diyor 100 dolar olabilir. Evet dente bakıyoruz. Dentte de yükseliş başlamış kardeşim. 1, 2, 3 ve 4. 4 işlemin 4'ü tamam denti dikkate alabilirsiniz. Şu anda 0.0073 0'ın birini atma yoluna dent gidebilir. Gate'ye bakıyoruz. Gate'de de trend olarak Bulut indikatörümüze göre küçük bir satış olsa da hala 4 işlemin 4'ü de tamam görünüyor. Gate yukarı doğru gidebilir. Walton chain. Walton chain. birazcık yatayda kardeşim. Bulutun altında seyrediyor. Onun için herhangi bir söylemek şu anda uygun değil. Yatay olarak devam ediyor ve 1 dolar üzerinde. Hanete'ye bakıyoruz. Hanete de de evet bulutun üzerinde ama kırmızı mavi aşağı yönlü kesmiş hareketin biri noksan öylesi yükseliyor diyemiyoruz geri çekilme devam ediyor 42 dolar ve 40 dolara kadar geri iğne atabilir render'a bakıyoruz render ay maşallah render gidiyor kardeşim 4 işlemin 4'ü de tamam alışlar da tamam render'da 2 dolar 20 sent seviyelerindeyiz şu anda UMA'ya bakıyoruz kardeşim UMA'da da üçlük yukarı yönlü bir hareket var UMA'dan güzel bir yükseliş gelebilir mi? Bekleyip göreceğiz. Çünkü burada işlemin biri eksilmiş durumda. Stax'a bakıyoruz. Evet Stax. Staks stux, Staks'ta da bir geri çekilme var. Kırmızı mavi aşağı yönlü kesmiş durumda. Biraz daha yataya bağlayabilir. İdex. İdex'e kardeşim bakınız. Ee, kırmızı mavi alta yönlü kestiğinden bir düşen takoz. Şey düşen trenddeyiz. Bulut indikatörümüze göre ben yükseliyorum diyemiyor şu anda. %12'lik geri çekilmiş. Luna'ya bakıyoruz. Luna yüzde birlik geri çekilme var, şey, şey, yüksel, yükselme var ama bulut indikatörümüze göre şöyle bir kontrol ettiğimizde kırmızı daha henüz mavi yukarı yönü kesmiş değil. Biraz daha bekleyin diyor. Evet, ontolojiye bakıyoruz. Onete arkadaşlar, onete geri çekiliyor. 1 dolar altına inebilir dikkat diyor bu e, bulut indikatörümüz. Deşe bakıyoruz. Ay maşallah, Deş tekrar yolunu bulmuş gibi görünüyor. 4 işlemin 4'ü tamam. 203 dolarlarda evet. Deşte de yukarı yönlü hareket devam edebilir. %5'lik bir yukarı yönlü yükseliş var. EGL'de biraz istirahate çekileyim ben diyor. Ben diyor 50 dolarlardan buraya geldim. Yani 350 dolarlardan 312 dolarlara kadar geldim ben diyor. Şimdi diyor pardon 256 dolarlardan 255 dolarlardan 312 dolara kadar geldim artık benim istirahate ihtiyacım var diyor biraz istirahat edebilirim diyor bulut indikatörüne göre arkadaşlar faydalı bulduysanız kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz bu tür gelişmelerden haberdar olmanız açısından bir dahaki videomda görüşünceye dek herkese bol kazançlar diliyorum kardeşlerim güzel bir piyasa panik yapılacak bir durum yok onun için her şey güzel olacak inşallah diyoruz. Bir dahaki videoma kadar hoşçakalın, sağlıcakla kalın.